ve Kalkınma Partisi'nin 5,1 puan önünde görünüyor. Halen CHP'nin iktidar olduğu Bayraklı, Buca ve Karabağlar'da Adalet ve Kalkınma Partisi, Konak'ta ise DSP önde çıkıyor. İşte o anketten detaylar. ORC araştırma şirketinin 8-13 Mart tarihleri arasında İzmir, Manisa, Aydın ve İzmir'in 7 ilçesinde yaptığı anketin sonuçları açıklandı. İzmir ve Aydın'da CHP önemli bir farkla önde görünüyor. Manisa'da ise AK Parti birinci durumda. CHP'nin adayı Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu %43,6, AK Parti Büyükşehir adayı Binali Yıldırım ise %38,5. Çıkan sonuca göre Kocaoğlu ile Yıldırım arasındaki fark 5,1'e düşmüş durumda. MHP adayı Murat Taşer ise %7,4. Kararsızların oranı da %7. Aydın'da 3.250 kişiyle yapılan ankette CHP'nin adayı Özlem Çerçioğlu %47,4'lük oranla zirve yaparken AK Parti 28,1'de görünüyor. ORC şirketinin tespitlerine göre Manisa'da AK Parti adayı Milletvekili Hüseyin Tanrıverdi %34,2. CHP'nin Milletvekili adayı Özgür Özel ise %30,1 oy alırken Belediye Başkanı MHP'li Cengiz Ergün %26 ile 3. durumda. Konak'taki yarışta 3 partinin adayları arasında müthiş bir çekişme var. Konak Belediye Başkanı Hakan Tarsan, DSP adayı olarak %34,1'lik orana ulaşırken AK Parti adayı İlknur Denizli %28,9 ile ikinci, CHP adayı Sema Pektaş ise %24,5 ile 3. sırada. Buca'daki yarışta kıran kırana geçiyor. AK Parti adayı Cemil Şebo ankete göre %37,7 ile önde giderken CHP adayı Levent Piriştina ise %37 ile 2. sırada. Bayraklı'da CHP'li Belediye Başkan ve adayı Hasan Karabağ ilk kez bir ankette geriye düştü. Karabağ %30 ile 2. sırada yer alırken AK Parti adayı İsmail Sarı %31,5 ile 1. durumda. DSP Bayraklı adayı Hüseyin Aslan ise 21,2'lik oranla yükselişini sürdürüyor. Karabağlar'da ise CHP'nin gerilediği görülüyor. Bundan önceki ankette kıl payı önde olan CHP %40,2 ile 2. sıraya düşerken AK Parti adayı Necip Kalkan %42,4 ile 1. sıraya yerleşti. Belediyecilik anlayışında Adalet ve Kalkınma Partisi Konak Belediye Başkan adayı